Üstüne o çıkan, müzlege meşsu. Üstüde kanki üçgen, yaşlı, bu suyun üstüde. Tekip durup balık tutuşgen. Ha? Tasavvur kılış ki yazı bu 30-40-50 yıldan beri yaklamaydı. Kışın yazın suyu akıp duradı. Et bir işe, taş gireyiz kuruldu, bu su yaklamaya kaldı. Demek yaklayotken nasani yaklamaya kalış için yarın bir gradus ama nak 5 gradus kesip koyuyor. Şu derecede bana tasir kıldı ki her yeri tabii yaklayan daryo yaklamaya kaldı. Bana bu agromni minusu bo'ladi. Yani bu eski yoniga daryoya ham qilib berish kerak bitta kattagina. Anhor qilib berish kerak va bu anhordan foydalanib uni isitib olish kerak suvni. Bu yomon anaqa-da bu. Nejelatelniy narsa-da bu agromni minusi deb o'ylayman. Tashgiresi minuslarni, ESI minuslarni sanaganda. Daryoga hammasi muhtoj. Parra kondensat qilmasa bo'lmaydi. Demek daryonun suvini isitib qo'yadi qaysir ma'noda. Endi katta Rossiyadagi keng daryolar menda o'zimizdan kelib chiqib gapirayotgandirman, balki ma'no 60 tonna emas, 300 tonna sekundiga oqadigan daryolari bor-da, Xitoy, Rossiyani. Ularda bilinmasam uni nima azginis. Tajribasi azgina olgani, ular o'zini iyesi. Chus sut ham qilmas, 1 gradusga ham oshib qolmas ularda. Kattaligidan daryoni. Bu belki müyada bilinmez, lakin hamlaki kichkina anhorli joylarda şunu kattagina minus tamamı deb o'ylayman. Xo'p, demak AESga atom elektr stansiyasiga ulgurmadik, vaqtimiz ketib qoldi. Bu juda ham qiziq mavzu AES. Demak keyingi dars atom elektr stansiyasi haqida. Issiqlik elektr stansiyasi shu bilan tugadi. Umumiy palajeni shu, umumiy ma'no shu. Demak generator hamma yoqda bitta o'sha generator turishini bildinglar. Faqat buni valini aylantiruvchi omil o'zgarib turar ekan xolos, stansiyalar. Turbo generator nimaligini bildinglar? Turbo generator gidrogeneratordan farqli o'laroq ixchamroq bo'ladi va tez aylanadi bular. Bularning obroti baland bo'ladi, 1.5 ming, 3 ming bo'ladi. GES'lida turadigan generatorlarni nimaga sekin aylanishini bildinglar? Nega hammasi texoxodniy qilingan, kavitatsiya, mikrovibratsiya gapirdim sababini. Bu yerda kavitatsiya, mikrovibratsiya degan narsa yo'qligi uchun bu qo'rqmaydi. Ham yerda bu apasni suvni ustida emas. Shuning uchun ham bularda katta tezlik qilingan. Bistroxodniy generatorlar tez aylanuvchan qilingan. Magnit maydonini kesib o'tish tezligi baland bo'lgani uchun kompaktni bo'lib qolgan, o'z-o'zidan kichkina bo'lib turib 1 megavat, 3 megavat beradigan bo'lib qolgan. GES'lardagi katta bo'lib 1 megavat bermaydi-da. Ko'rib odam mensimaydi, 3 megavat berib qo'yadi. Nimaga? Maydon katta, statori kesib o'tayotgan maydonning tezligi katta, ya'ni. Elektromagnit induksiya hodisasida tezlik o'ta muhim. Buni bildinglar. Paraturbinani bildinglar, nimaga amnaqa shaklda? Buni ichida nima bor o'zi? Bildinglar, parrelar bor, atrajatel nima u parre? Nega parreli borgan sari bo'yi ham, eni ham baland qilib borilgan. Uni bildinglar. Atrajatel turibdi. Nega har ikkita parrening o'rtasi atrajatel? Parre atrajatel, parre atrajatel. Nimaga har bitta parredan keyin bitta statsionar atrajatel bor. Uni bildinglar. Chunki bular sachrab yo'nalishini o'zgartirgan parri boshidan o'sha bunday burib qo'yadi. Birodar, sen bu yoqqa emas, bu yoqqa. Yo'lingni adashib qolding, bu yoqqa deydi. Keyingisida ham kallasini bunday burib bu yoqqa emas, seni missiyang bu yoqqa, u yoqqa bos deydi. Bu yoqqa bosma, u teskariga bosma. Hamma bir yoqqa bosyaptimi parreni? Pachasavoy. Keyingisi ham no burib qo'yadi. Atrajatel shunga kerak. Shuning uchun ham parre atrajatel. Parre keyingisi atrajatel.
Bir yerden korunuşunun manası urulup, 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 urulup verip gidiyordu. Ne demek? Çünkü parı hemen küçüğüne varış gerek. O son yine parı koldan çıkarmış gerek emez onu. Saçıratıp hemen yoke. Kuvveti, bekarge, başka napravlenege yöneltiriş gerek emez. Çünkü bu par pul. Ya bu parge yeriş için bir eşelon mazut yanvattı. Her günü, her sütkede. Agronomik pul bu par, bu uzdan uzun kep kalmadı bu par. Kanca harcat kılındı bunge. Buna asraş gereği, bunu saçrat taşaş gereği emez. Şunun için hem maksus yoy şakil verildi, fokuslasın deyildi, atracat ile bu kodda ilim. Hemen seni bacardı, çıkıp gitti. Neme gedi vayna kılın, prosta cüfk koyuldu. Bitti de, iki yakı bulsun dup. Bunu bildiyle, missiyasını bacarken paryana soğut ilişi, unga bir yoniga daryo anhor kerakligini bildinglar. Chiller qo'ysa-chi, kansaner kattasini. Bo'ladi, qimmat usul. Kimga yoqmaydi tekin sovuqli manbay anhor. Tekin u anhor muzlatishga pul sarflamagan, o'zi oqib kelyapti muzdekkina. Tekin manba kimga yoqmaydi? Kim tekin manba turganda kuniga u megavat soat yoqib yuboradigan kansaner o'tdi, kichkinasi turmaydi. 60 tonni sekundiga oqib turgan muzdek anhorni ilitib qo'yibdi-yu. O'tda kichkina kansaner turadimi? Vash, katta yana bitta IST kansaner qurish kerak-da. Uni hech kim unaq qilmaydi. Hamma tabiiy sovutish manbasidan foydalanadi, ya'ni suvlardan, ko'llardan, daryolardan. Chunki sovutib turish kerak teplamendlikka. Buni bildinglar, xullas issiqlik elektr stansiyasining ma'nosi shu. Va buni energetikada, elektr energiyani yaratilishida salmoqli hissasi bor. Butun dunyoda ham GESlar ko'p emas. Nafaqat O'zbekistonda, sanoatli joylardagina sersuv davlatlarda GESni ko'p qilib, yaxshigina o'zini potrebnisini qoplaydigan darajada gidroelektrostansiya qurgan davlatlar sanoatli 3ta 4ta bo'lishi mumkin. Chunki suv hamma yerda ham tanqis. Suv muammosi butun dunyoda suv muammosi bor. Shuning uchun ham asosan issiqlik ESlarda turibdi. Asosiy energetikasi butun yer sharini, dunyoni asosiy energetikasi issiqlik va AESlarda turibdi. Atom energetikasi va issiqlikda. Ayniqsa issiqlikda. Atom ham kamroq. Mana shunda turibdi. Bu degani butun energetikani asosiy tayanchi IESda. GESda emas, shamolda emas, hali uni o'tamiz. Asosan IESlarda turibdi. Va qolaversa AESlarda, atomlarda. Xo'p, demak mavzu yetarlicha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yes, savolga juda hamma savol tug'iladigan punktlar etildi deb o'ylayman. Yana ham savol bo'lsa, komment ochiq. Marhamat, kommentariyada yozinglar YouTube'da. Kommentariya bo'limiga kirib, xudo xolasa keyingi darsimiz anchayin qiziq bo'ladi. Chunki atom energetikasi AES, hammaga ham qiziq. Ko'pchiligiga bu sirli, tushunarsizroq va qiziq deb o'ylayman AES temasini. Demak, shu keyingi darsimiz xudo xolasa AES, atom elektrostansiyalari. Bugungi darsimiz ES edi. Shu bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'lasizlar.